Herkese merhaba, ben Ren Bey. Krallar, kraliçeler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yine tatlısından bir solo rank maçıyla beraberiz. Saatta canım çetim sizinle olacak. Canlı yayındayız. kick.com/renbey yazarak canlı yayınlara ortak olabilirsiniz. Bir seri videosu çekiyoruz. Biliyorsunuz ki sıfırdan şampiyona doğru, ilk operatörden başlayarak son operatöre doğru kasmaya çalışıyoruz. En sonki maçımızda hile gelmişti ama yine de elimden geldiği kadar sizlere Ela ve Zofia'yı anlatmıştım. Bu videoda da Dokkaebi ve Vigil oynayacağım. Dokkaebi ve Vigil ne işe yarıyor? Bunlardan bahsedeceğim. Umarım hile gelmemiştir. Umarım tatlı bir maç olur. Oregon'dayız. Güzel, sevdiğim haritalardan bir tanesi. Dokkaebi banlanmadı. Herkesten önce hızlıca bir Dokkaebi'yi alayım. Operatörün muhabbetini anlatayım. Niye bu kadar çok banlanıyor? Özelliği ne? Sıkıntılı bir karakter mi? Bunlardan konuşalım. Dokkaebi canlarım benim. Karşı takımın telefonunu çaldırıyor. Aynı şekilde eğer karşı takımdan birisi ölürse onun adını sen getir, telefonu onu düşürüyor. O telefonu gidip hacklersen, tamam mı? Bu pasif özellik gibi bir şey. Hacklediğin telefon sayesinde karşı rakibin bütün kameralarına erişebiliyorsun. Dokkaebi muhtemelen bu yılın 3. ya da 4. sezonunda değişecek. Ya nerf yiyecek ya da değişecek abi. Küçük bir değişikliğe uğrayacak. Ama şimdilik böyle. O zamana kadar aklınızda böyle kalsın operatör. Bir üçüncü pasif özelliği de operatörün ekstra güçlü olmasını sağlayan şey. Eğer defansta birisi öldüyse siz telefonu çaldırdığınızda defanstaki ölü kişi kameralara erişemiyor abi. Belli bir süre boyunca 7 ya da 8 saniye boyunca. Bu da ekstra Dokkaebi'yi güçlü kılıyor. Çünkü info yoksa doğal olarak rahat ilerliyorsunuz ve rakip de genelde telefon çaldırmasından uyuz oluyor. Birisini avlayacağınız zaman vesaire kullanabiliyorsunuz. Yine kanalımda Dokkaebi ile ilgili zibilyon tane bir sürü video var. Onlara da göz atabilirsiniz. 3 speed bir operatör. Ben şimdi entry gibi oynamaya çalışacağım. Operatörü aklınızda bulunsun. Şöyle bir çaldıralım hemen. Ki Vigil öldüğü için şu kamerayı kullanamasın. Ah be, ah be. Ah be. Şimdi. Eyvallah eyvallah. Güzel sızdık. Bir kill aldık. Bitti sonra. Smo... A la la la, C4'a bak. İyi, azami duvara gitti. Operatörün 3 tane ikinci silahı var. Biri Gun6. Birisi CZ. Diğerisi de bu kullandığım SMG. Bu kullandığım SMG biraz fazla sekiyor abi. Dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden hani eğer kontrol edemezseniz diğer silahını alabilirsiniz. Ama diğer pistolü de Machine Pistol diye, taramalı pistol diye geçiyor. O da görüşü olmadığı için onun da kullanması biraz zor. Açı tutarak ilerleyebilirsiniz. Support olarak oynayabilirsiniz. Entry olarak oynayabilirsiniz. Operatör tamamen flex. Yani sizin oynayışınıza kalmış bir operatör. Aklınızda bulunsun. Ben genelde bu tarzı oynuyorum. Ya da mesela takımdan birisini aldırıyorum. Diyorum ki kanka çaldır, ben pushlayacağım diyorum. Bana meeting. He's coming armor stairs. Be careful armor stairs. Mute coming armor. All right, I don't know. Yeah, armor stairs now. Armor stairs. Below, below, below. On spot. He's going white. He's going white. Just one inside, by the way. He's on white. One white. Nice. Dustin kit, I think. Extra. Kardeşi oynuyormuş. Lion'la iyi combo yapılır. Yine ya çok fazla combo yapabileceğiniz operatör var ama
En güzeli bence işte çaldırıp koşup enter alacak kit. Last in kit, right close. Hiç umurunda değil ki bu elemanın. Bence anlamıyor İngilizce, o da olabilir. Dert geçmiş olsun. Umarım büyük bir sıkıntı yoktur. Nice, good job. Clap 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 clap. En bilindik maplerde dahil yeni başlayanlar için, üstlükler için mapleri anlattığın savunmada nereyi kırdı? Onlarla ilgili Reels videosu atacağım resen. Zaten 7 tane harita var diyelim rankta kral. 7 harita için 7 tane Reels atarım. Bir tane video atmak mantıksız ama Reels'te hızlıca göstermek bana çok mantıklı geliyor. Short'u atarım, Reels'i atarım. YouTube'dan izlersiniz. Instagram'dan izlersiniz. Instagram'dan takip edin abi. Her gün video atmaya çalışıyorum. Müsait olduğum bir gün hepsini çekerim. Her gün bir tane atarım. Rank'ta 12 harita yok ya. Tara. Rank'ta 12 harita mı var? Bakarız şimdi maç bittikten sonra. Bu kadar fazla harita yok ya Rainbow'da. Rank için. Oregon Cafe, Clubhouse, Night Heaven Labs. Night Heaven Lair. Şimdi saysam nasıl olacak ya? Bakarız maçtan sonra, unutturmayın. Rakipte Valkyr Maestro gibi kameralı karakter olduğu zaman Dokka ve Brava'nın... Evet, bak mesela Maestro falan varsa da ekstra sarıyor. Şu pistolünü göstereyim. Keşke lazer de taksaydık. Bir de şöyle bir pistolü var. Ama işte görüşü olmadığı için biraz sıkıntılı. Ama bunu da oynaması bence çok eğlenceli. Ben bununla uzun zaman süre boyunca oynadım. SMG'yi özlediğim için artık SMG ile oynuyorum. Bence kimse yok ya. Gidelim buradan direkt. Biraz yaklaşınca çaldıralım. Okey. Ne yapıyor abi orada? Lan korkuttun beni ya. Bir yerde yatıyor da nerede yatıyor anlayamadım. Ses kasamadım. Belki bir Windows'a gideriz, bakarız. Aa, bu da yapıyor. Hanım White. Yanlışlıkla mikrofon kapat açma sesine basıyorum ya. Çok kötü kaldım ya. Berbat oynadım bu arada. Keşke tam o köşeye geçtiğimde DMR'ımı kullansaydım. My bad. ADS vardı. Flash'ın bir işe yaramazdı. Kapıda orada ADS vardı. Ondan atmadım flash. Enti. Bizim adamlar almadan alalım. Elemanlar aşağıya gidecek. Tamam mı? O yüzden tekrardan şöyle bir şey yapabiliriz. Uzak görüşümüzü takıp hızlı bir şekilde şeyden oynayabiliriz abi. Freezer'dan oynayabiliriz. Tower'dan oynayabiliriz. Tamam mı? Duruma göre bakarız. Bir de bilerek ölüyorum ki Vigil'ı da anlatabileyim. Vigil'ın aslında çok büyük bir olayı yok. Ama öyle. Gelmesin metale. Terraforth Base dünyanın en kötü haritası. Evet, pistolü güzel ama uzun fightlarda dezavantaj oluyor. Aslında bak güzel oluyor abi böyle. Yani
Nasıl avantaj, nasıl dezavantajı da gösteriyorum bir şekilde size. Benim ölmem sorun değil ya da lose almam sorun değil. Sizin öğrenmeniz önemli. Tamam mı? Mert hoş geldin. 16 harita var. Bu nasıl 16 ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vay lan, o toplamda 16 mıymış? Bizim bu seride oynadığımız toplamda 6 ya da 5 harita ya. Ranked'da. Tamam, 16 harita içinde çekerim video. Diffuser'ın bende olması çok kötü. Aşırı kötü hem de. Vigil'ı gördük, güzel. Böyle bir çaldıralım hemen Vigil'ı. Bak böyle de kameralara hackliyorsunuz abi. Gördüğünüz gibi. Beni çok uğraştırdın Thor. Çok uğraştırdın kankam beni ya. Hala da uğraştırıyorsun bak. Çakışıyor mu sana? Bana mı Freezer? Bekleyeceğim Tom. Ya sen ya ben. Dişe diş gözüyoruz. Helal, çok iyisin. Güzel. En azından videoda Hüseyin Kral hoş geldin. Aleykümselam, nasılsın? Hem telefon eklemeyi gösterdik, hem roamer'ı nasıl avlayabilirsin onu gösterdik. Hem ne zaman dezavantaj, ne zaman avantaj oluyor karakter onu gösterdik. Şimdi sırada gelelim Vigil. Vigil'ın iki silahı var yine. Aynı SMG Vigil'da da var. Aynı CZ, C75 CZ artık nasıl telaffuz ederseniz size kalmış. Aynı pistoller onda da var. Impact almanızı öneririm. SMG'yi de alabilirsiniz. Diğer silahını da alabilirsiniz. Size kalmış. AR'yi de oynayabilirsiniz. İşte Boss G'yi de oynayabilirsiniz. Yine size kalmış abi. Önce AR'sini alalım. Sonra Boss G'sini alalım. Bir de özelliğinden bahsedelim. Özelliğimiz abi. Bastığınızda karşı rakip sizi dronlardan göremiyor. Koşmadığınız sürece. Mesela bastım. Şöyle yavaş yürüyorum. Dronlar sizin nerede olduğunuzu algılayamıyor. Ama koşmaya başlayıp shift'e basarsanız abi bu sefer artık ekranda hafif glitchli bir şekilde gözüküyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Line eğer özelliğini basarsa siz de özelliğinizi bastığınızda line spot'u yemiyorsunuz. Öyle güzel bir avantajı var. Sırtında taşıdığı jammer aleti sayesinde Vigil da bu işe yarıyor. Tamam mı? Aynen sol. Güzel oluyor öyle fightlar. Vigil'ın en büyük özelliği abi. Silahı güzel. 3 speed ve işte dronlara gözükmediğinizde biraz kafa karışıklığı yaratıyorsunuz. Bu da size artı 1-0 öne geçiriyor. Bir de özelliğinizi bastığınızda karşı takımın kamerası glitchleniyor, haberiniz olsun. O yüzden dikkatli kullanmanız lazım. Bir de bazen 5 puan geliyor abi. Orada drone olduğunu anlıyorsun. Vigil sağlıklı bir roamer mı? Bence değil abi. Daha çok ben takımın da işine yarayan roamerları oynamayı daha çok seviyorum. Özelliğimi atıp dolaşmak daha hoşuma gidiyor. Silahına çok hakim değilim bu arada. Eğer recoil'ini tutturamazsam adam Get Alive yazıyor. Kusuruma bakmayın, tamam mı? Okey. Bak Vigil de okey diyor.
galiba şurada ön cama oynuyor. Çıkıp vurmaya çalışacağım. Telefonu kapatalım. Ölmüş adam. Tam ben gelmeden. Keşke şu telefonları falan da önlese ya. O zaman çok daha tatlı olur Vigil. Bak mesela bu kamera benim geldiğimi görmedi, arkalayabildim. Benim hayalimde chat şey var. Vigil bilmiyorum yani, muhtemelen çok çok OP olur da siz de yazın chat, ya da işte sizce OP olur mu değil mi? Ha bu arada evet, Demons da yeni gelen atak operatörü de Vigil'ı göremiyor. Sizce Vigil aynı Mute Jammer'ı işlevi göstermeli mi? Yani özelliğime bastığımda kendimde ya da belli bir alanda Mute Jammer'ı özelliği göstermeli miyim? Nomad Trap'ine düşmeyecek, işte Dokkaebi çaldırmasından etkilenmeyecek, Heart Breacher'ları vesaire durdurabilecek. Hani böyle bir operatör olsa çok daha tatlı olur mu? Süresi daha kısaltılır böyle. Anladın mı? Ama kısa olacak süresi. Hani aynen böyle 3-4 saniye falan. Şimdi mesela basıyorsun abi, kaç saniye sürüyor? 3-4 saniye sürecek. Kral alt tuşu kullanmak tabii canım faydalı. Alt tuşuna basarak sessiz ilerliyorsun. Yani aynen ya, sabit dururken falan bilmiyorum. Bence çok daha iyi olur çünkü Vigil'ın ben şu andaki halini sevmiyorum abi. Silahının sekmesini arttırdılar. Yani bak, bazen güzel gidiyor, bazen çok kötü gidiyor. İdrak edemiyorum yani. IQ zaten görüyor bu arada Vigil'ı. Sabit duracak o özelliğe basınca. Çatkanı göstereyim. Aa göstermedim. Ya Boschi'nin round bilerek lose mu aldık? Boschi'nin aşırı büyük bir olayı yok. Bu sezon herhalde bufflı gibi Boschi biraz. Millet oynayıp duruyor. Tek atıyor yani garip bir şekilde. Ben oynuyorum, tek atmıyor. Almayı unuttum. My bad. Aleykümselam. Üst katta mı lan? Ne yaptı o? Allah Allah. Ne yapıyorsun kral? Uyuyakaldı herhalde. Okey. Okey. Bir de mesela karşı rakibin drone'u turuncu gözüküyor ya. Eğer özelliğinizi bastığınızda karşı rakibin drone'undan beyaz ışık geliyorsa, o zaman drone'a gözükmüyor oluyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Mesela ulan adam varmış burada. Dur lan dur, kaldırırım kendimi. Rook armor'um var, bir saniye. Aa duvar arkası gözüküyor. Ah be, en sağ köşeye geçmiş. Nice, güzel. Ben yani satsak belki, dur ya poligonda gösteririm şeyi, silahı. Yine MVP olduk, tatlıydı.
Hem Vigil'ı hem de Dokai'yi bir anlatmaya çalıştım. Vigil videosu da kanalda var abi. Aynı şekilde bir sürü klip derlemeli video falan da var. Ekstradan da kuşatamalarım aynı. Ekstradan da Dokai bir videosundan da bir sürü var. Eğer ki hani merak ediyorsanız hem Dokai'yi hem de Vigil'ı YouTube kanalında arayıp bulabilirsiniz. Silver 1'e çok az bir puan kalmış. Şöyle hemen poligondan size Boss G'yi de göstereyim, göstereceğim dedim. Havada kalmasın. Silahta iki tane mermi var abi. Mermi şey gidiyor, top nasıl desem, büyük bilye atıyormuş gibi düşünün. Shotgun ama shotgun değil silah. Genelde spam falan atıyor millet bu silahla ya da ne bileyim böyle rakiple karşı karşıya geliyorsun. Sniper gibi vuruyor. Şöyle bir silah böyle vuruyor. Tamam mı? Mesela 10 metre göğüse vuruyorsun, adam ölüyor. Ya da 20 metreye alayım. Mesela adamın 100 canı var. Böyle bir daha göğsüne vurdum. Gene 20 metrede adam ölüyor. 30'a alayım. Ya tam bir sniper silahı yani. Sniper ama yani karakterde var. 106, 30 metrede tek armorlu operatörü öldürebiliyorsun. Saçma bir silah yani. Ya bununla da isterseniz oynayabilirsiniz. 49 metre 87 vuruyormuş 49'da. Eyvallah kral, teşekkür ediyorum ya. Tamam mı? Yani bu silah da böyle bir silah işte. Eğer ilginizi çekiyorsa oynarsınız. Belki yine bir klip derlemeli bir videoda şey yaparım. Ama YouTube'da vardı ya, Boss G ile vurduğum klipler de var. İlla ki yine denk gelirsiniz. Hiç şey yapmayın, üzmeyin kendinizi. Bir sonraki videoda ne oynayacağız? Bir sonraki videoda Lion ve Valkyrie oynayacağız. Çünkü bir atak bir defans yapıyoruz. Bir sonraki videoda şey de yapabiliriz aslında. Lion ve Finca da oynayabiliriz ama tatlı olmaz o ya. Lion ve... Aa, ne Valkyrie'si ya? Çok özür diliyorum. Aklım karıştı. Maestro. Tamam mı? Lion ve Maestro oynayalım. Bir atak bir defans gittiğimiz için. Finca'yla diğer videoda olur. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin YouTube. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.